أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyorlar mı ki onlar her yıl bir veya iki kere belaya çarptırılıp imtihan ediliyorlar. Sonra ne tövbe ederler ne de ibret alırlar. Bir sure indirildi mi, sizi bir kimse görüyor mu diye birbirlerine göz ederler. Sonra da sıvışıp giderler. Anlamayan bir toplum olmalarından dolayı Allah onların kalplerini çevirmiştir. Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. Eğer yüz çevirirlerse de ki bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O
yüce arşın sahibidir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler. Hayırlı akşamlar değerli seyirciler. Bir kez daha Vizyon 58 TV ekranlarında Gönül Dergahı programıyla karşınızdayız. Ve yine her zaman olduğu gibi programımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladık. Paşa Camisi İmam Hatiplerinden çok değerli hocamız Abdullah Koç bizlere Tövbe suresinin 126. ve 129. ayetlerini okudu. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ve sevgili seyirciler bu akşam yine inşallah emekli müftü hocamız Ahmet Hakkı ile birlikte olacağız. Ve toplumda doğru bilinen yanlışlar ya da yanlış bilinen doğrularla alakalı gelen bazı sorular var. Onlara inşallah cevap bulacağız. Yine Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın ayetlerinde ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sünnetlerinde, hadis-i şeriflerinde bu konulara inşallah ışık tutmaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet hocam yine değerli izleyicilerimizle beraberiz. Geçtiğimiz haftalarda Kur'an-ı Kerim ile alakalı bazı noktalara temas etmiştik. Bu hafta da inşallah yine seyircilerimizden gelen birçok sorularımız var. Onları inşallah soracağım. Onlara cevap arayacağız. Ben vakit kaybetmeden hemen ilk soruyu sormak istiyorum. Bir seyircimiz geçen haftalarda bizi aramıştı. Vakit olmadığı için soramamıştım. Seyircimiz şöyle bir soru soruyor. Gusül abdestiyle ilgili meseleleri taklit edebilir miyiz diyor hocam. Yani gusül alırken işte Şafii mezhebini veyahut da Hanefi mezhebine bağlı olup da Şafii ya da Şafii'ye bağlı olup da Hanefi'yi taklit edebilir miyiz diye bir soru var. İnşallah bu soruyla başlayalım. Daha sonra da yine birçok soru var. Onlarla devam edelim. Ne için taklit edilir? Yani gusül alırken diyelim ki Hanefi mezhebinde bir neden var, bir sebep var. Şafii'yi taklit etmek istiyor. Böyle bir imkan var mı? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulillahi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn et-tayyibîn et-tâhirîn. Emma ba'd. Öncelikle Rabbimize sonsuz hamdü senalar. Sevgili Habibi, Edibi, Kainatın Efendisi, İki Cihan Serveri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun temiz eşlerine, Eshab-ı Güzine, Ensar-ı Muhacirine ve Efendimizin Ehli Beytine salatu selamlar olsun. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Evet, sorumuzda mezhep taklidi caiz mi? Evet. Eğer kendi mensup olduğu mezhepte o yapacağı işin cevabı yoksa, o konuda bir cevap bulamazsa, yine alimlerin rehberliğinde bir başka mezhebi ihtiyaç halinde taklit edebilir. Mesela gusülde mezhepler arasında farklılık var. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre boy abdestinde ağzı ve burnu yıkamak, yani halk tabiriyle ağza ve burna su vermek farz. Evet. Şafii mezhebinde İmam Şafii Hazretleri'nin içtihadında ağza burnuna su vermek sünnet. Bunu sanıyorum şöyle sormuş olması lazım veya bunu sormuştur. Hı hı. Yani bazen dişlerde diş yaptırma olayı var. Evet. Kablama yaptırıyor veya işte dişin üzerine kablama yaptırdığı gibi normal diş yaptırıyor. Bu dişlerin tabi yaptırma veya dolgu yaptırıyor. Bunlar da mezhebi taklit etmesi gerekir mi? Evet. Şafii mezhebini taklit etmesi gerekmez. İslam alimleri bu ağız sağlığı için, vücut sağlığı için kablama yaptırmayı da, yani ihtiyaca göre kablama yaptırmayı da ve aynı zamanda dolgu yaptırmayı da caiz görmüş. Evet. Ama diyelim ki buna diyor ki benim kalbim rahat etmiyor. Ben burada Şafii mezhebini taklit etmek istiyorum. Etsin, yani Şafii mezhebinde ağzı yıkamak sünnet. Ama Şafii mezhebinde bir farklı görüş daha var. Bunlar tabii içtihat diyorum. Niye içtihat? Mesela Kur'an'da ve in kuntum cünüben fettahharu. Cünüp olduğumuz zaman iyiden iyiye temizlenin. Cünüplük nedir? İnsanın hanımıyla olan ilişkilerinden sonra veya kadınların hayız ve nuhusalık hali, adet hali
veya insanın rüyasında ihtilam olması, yani boy abdesti almasını gerektirecek bir şeyi rüya halinde yaşaması. Evet. Buna Türkçe, yani dilimizde hamamcı olma deniliyor. Bu sebeplerle yıkanması gerekiyor. Farz. Ama niyet Şafii mezhebinde usul abdestinde farzdır. Hanefi mezhebinde bunlar İslam'ın genişliği. Hanefi mezhebinde usul abdestinde ve normal namaz abdestinde niyet etmek sünnettir. Evet. Yani aradaki farklar bu. İhtiyaç olduğunda yapılabilir mi? Yapılabilir. Yani evet, taklit edilebilir. Evet hocam. Evet. Böylece cevaplamış olduk. Yine bize çok gelen sorulardan bir tanesi de İslam dinini anlama noktasındaki kaynaklar. Şimdi biz iki temel kaynağı alıyoruz. Yanılıyorsam hocam, eksik söylüyorsam lütfen düzeltin. Kitap ve sünnet. Yani Kur'an-ı Kerim ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünneti. Bunun yanına icma ve kıyas. Kıyas ikilisini de koyduğumuz zaman, çünkü dört tane oluyor. Evet, dört tane. Evet. Şimdi sadece sünnet demek hocam, sadece kıyas demek ya da sadece Kur'an demek ne kadar doğru? Şimdi bunları birbirinden ayırdığımız zaman bir yerde bir eksiklik olmuyor mu? İslam'a göre edille-i şer'iyye, şer'i deliller, dini deliller, bunların kaynakları kitap, yani Kur'an, yani sünnet, yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri, uygulamaları veya sahabeden görüp de Peygamberimizin veya Peygamberimize ulaştırılıp da Peygamberimizin sükut ettiği veya davranışlarıyla onayladığı takriri sünnetler var. Bunların hepsi sünnettir. Üçüncüsü icma. İcma nedir? Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bizatihi Müslümanların bir konuda ittifak etmeleridir. Mesela bu icmanın bir icma-ı sahabi var. Sahabelerin bir konu üzerinde ittifakı veya sükuti icma var. Yani hiçbir şey söylenmemiş ama bir emir yaşanıyor. Herkes tarafından kabul edilmiş. Hı hı. Herhangi bir itiraz yok. Bu da sükuti icmadır. Ve daha sonraki dönemlerde müçtehitlerin, aynı dönemde, aynı asırda yaşayan müçtehitlerin ve onlara tabi olan Müslümanların bir konu üzerinde ittifak etmeleri de icmadır. Kıyas nedir kıyas? Evet. Kıyas da kitapta ve sünnette var olan meselelere sebeplerini, bunlara illet diyoruz, illetlerini tespit ederek onlarda var olan bir takım meselelere belki sebepleri tespit edildiğinde açığa çıkarılan, benzetme yoluyla onlara benzeyen, onlarla örtüşen meseleleri kıyas yoluyla vardır demek. Buna bir kaç örnek vereyim hemen. Evet. Önce icmaya bir örnek vereyim. Sahabenin icmağı nedir mesela? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde teravih namazı, buna kıyamül leyl de deniyor. Yani geceyi ihya etme Ramazan'da. Ramazan'da geceyi yatsı namazından sonra değerlendirme sadedinde kılınan namaz bizim dilimizde teravih namazı. İslam'a efendim ya da hadislere göre kıyamül leyl. Yani geceyi ihya etme, geceyi değerlendirme. Şimdi bu noktada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 3 akşam Medine-i Münevvere'de cemaate teravih namazı kıldırmış. Kaç rekat? 8 rekat. 8 rekat kıldırmış. 4. akşam yatsı namazını kıldırmış. Hane-i saadetlerine çekilmişler. Ve sabah namazı vaktine kadar evinden çıkmamışlar. 4. gün cemaat o kadar kalabalıklaşmış ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kıyamül leyl namazı kıldırıyor diye, yani teravih kıldırıyor diye. Cami dolmuş taşmış o günkü şartlarda. Peygamberimiz 4. akşam teravih namazına çıkmıyor. Yatsıyı kıldırıyor. Kendi hanelerine geçiyorlar. Ve sabah namazı vakti olunca mescide geçiyor, sabah namazını kıldırıyor. Namazdan sonra cemaata niçin 4. akşam teravih namazı kıldırmadığının sebebini açıklıyor. Diyor ki, haşiyetü en tüfrada aleykum. Bunlar sahih kaynakların hepsinde var. Yani bunlar sünnet kaynakları. Sizin üzerinize teravih namazını devam edersem, etseydik şayet hiç ara vermeden,
Kıyamülleyl namazına Ramazan'da farz olabilirdi ya da vacip olabilirdi. Çünkü usulü fıkıh kurallarına göre Peygamberimizin hiç ara vermeden devam ettiği işler ya farz ya vacip olur. Evet. O zaman belki yapamazsınız, yapamadığınız zaman da vacibin terki haramdır, farzın terki de haramdır. Haram işlemiş olursunuz. Dolayısıyla ben farz olmasından korktuğum için teravih namazına çıkmadım. Herkes bundan böyle kadın, erkek evlerinde teravih kılsınlar. Kılmışlar. Ramazan'a ait bir namaz. Ama kaç rekat? 8 rekat kılmışlar. Hazreti Ebu Bekir dönemi öyle, Hazreti Ömer'in bir dönemi de öyle. Bir dönemden sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh bakmış cemaatta bir dağınıklık var. Bir kısmı 8 kılıyor, bir kısmı hiç kılmıyor. Evet. Bir kısmı evinde kılıyor, bir kısmı camide kılıyor. Böyle bir farklılık var. Hazreti Ömer devlet başkanı, aynı zamanda müştehit. Yani Hulefai Raşidin, onlar mezhep imamları gibi konular üzerinde içtihat edilebilecek konularda içtihat edebiliyorlar. Ve sonra Hazreti Ömer diyor ki bir imam tayin edelim. Bu imamın riyasetinde, imametinde teravih namazı kıldırılsın. Kimi tayin ediyor? Übey ibn-i Ka'b. Sahabe-i kiramdan güzel Kur'an okuyan bir sahabi. Evet. Übey ibn-i Ka'b'i tayin ediyor. Bundan böyle 20 rekat teravih kıldıracaksın diyor. Yani Ramazan ayında yatsı namazlarından sonra. İşin önemine bir bakın ki o günden bugüne kadar, Hazreti Ömer'in döneminden bugüne kadar Medine-i Münevvere'de, yani Peygamberimizin mescidinde ve Mekke-i Mükerreme'de, Kabe-i Muazzama'da o günden bugüne kadar 20 rekat teravih kılınıyor. 20 rekat hem de hatimle kılınıyor. Hatimle kılınıyor. Bu arada tabi Hazreti Ömer radıyallahu anh kendi kafasından 20 kılınsın demiyor. Evet. Bunun da dayandığı deliller var. Ve o mecliste Hazreti Osman var. Peygamberimizin damadı ve üçüncü halife. Hazreti Ömer'den sonra halife. Hazreti Ali var. Daha diğer sahabiler var. Bunların hiçbir tanesi Hazreti Ömer'in bu uygulamasına itiraz etmiyorlar. Bunun üzerinde icma oluşuyor, ittifak. Hem sahabenin ileri gelenleri hem sahabenin bütün kesimleri tarafından icma oluşuyor. O günden bugüne kadar Hanefi mezhebinin içtihadı da bu. 20 rekat teravih namazı kılına geliyor. Sünnet bir namazdır. Vacip değildir. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde verdiği müjdeye göre Ramazan ayında yapılan nafile ibadetlere farz namaz sevabı verilir. Men tegarrabe fihi bi haslatin efendim minel hayr kâne kemen edda faridatan fîmâ sivâ. Evet. Uzunca bir hadis-i şerif var. Kim Ramazan ayında mali, bedeni, nafile cinsinden bir ibadetle Allah'ın rızasını elde etmek için gayret eder, ibadette bulunursa diğer aylarda farz yapmış gibidir. Ve men edda fihi faridatan, kim Ramazan ayında bir farzı yerine getirirse kâne kemen edda 70 faridatan fi ma siva, Ramazan dışında 70 farzı yerine getirmiş gibidir. Böyle bir müjde var. Dolayısıyla bugün böyle televizyonlarda konuşulan sözlere takılıp da işte teravih namazını kılarsak sevaptır, kılmazsak bir şey yok cinsinden bakmamak lazım. Ramazan ayına mahsus o ayda yapılan sünnet cinsinden yapılan ibadetlere Mevlamız farz ibadet sevabı, farz cinsinden yapılan ibadetlere de 70 kat, 70 derece farz sevabı veriyor. Evet. Ve burada Hazreti Osman radıyallahu anh da bir başka rivayete göre Hazreti Ali kerremallahu veçeh Hazreti Ömer'e dua ediyor. Nevvarallahu kabre Ömer kema nevvara mesacidena. Allah Ömer mescitlerimizi kandillerle, o günkü kandiller, kandillerle mescitlerimizi aydınlattığı gibi, nurlandırdığı gibi Allah da onun kabrini böylece aydınlatsın diye de ona dua ediyorlar. Hiç sahabe bunun üzerinde, ey Ömer, Peygamber aleyhissalatü vesselam 20 kıldırmadı, siz nereden kıldırıyorsunuz demediler. Dolayısıyla Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın şu hadis-i şerifinin manası tecelli etmiş oldu. Evet. Aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefâir râşidînel mehdiyyine min bâdî, benim sünnetlerime sımsıkı tutunun, benden sonraki doğru çizgide, doğru yolda beni takip eden, benim yolumu takip eden raşit halifelerin sünnetlerine de uyun.
Raşid halifelerin yaptıkları da sünnettir. Evet. Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir, bunların uygulamaları da sünnettir. Gelelim kıyasa, bakın icma oluşmuş. Bunlar delildir, daha nice. Mesela bir namazın ya da herhangi bir farzın farz olduğunu tarif ederken İslam alimleri diyorlar ki ve tesbütü fardiyyetuhu, mesela ya da fardiyyetuha, bu namazın ya da herhangi bir farz ibadetin farziyeti sabit oluyor, kararlaşıyor. Ne ile? Bil kitap, kitapla. Kitap Kur'an. Kur'an'dan emirler var o farzla ilgili. Ve bir sünne, sünnetle peygamberimizin ya sözü var ya uygulaması var. Üçüncüsü ve icma'il ümmeti, ümmetin icmaiyle, ümmetin ittifakı. Mesela namazın, beş vakit namazın farz olduğu üzerinde ümmetin ittifakı yok mu? Ta peygamberimiz zamanından bugüne. Evet. Ümmetten hiçbir kimse beş vakit namaz üçtür demiyor. Sabah namazı iki değil de on rekattır demiyor. Farz iki rekat, sünnet iki rekat. Öğlenin farzı dört rekat, ikindinin farzı dört rekat. Akşam üç rekat, yatsının farzı dört rekat. Cuma'nın farzı iki rekat. Bak bunlar kitapta, sünnette beyan edildiği gibi, tabi rekatlar sünnet, kitapta yok. Peygamberimizin uygulamalarıyla, hadis-i şeriflerin beyanıyla rekatlar, namazların rekatları, kılınış şekilleri beyan edilmiş. Ama ümmetin de bunun üzerinde ittifakı var. İstisnasız. İstisnasız inanan ümmetin bunun üzerinde, ehli sünnet inanç zemininde Müslümanların bunun üzerinde ittifakı var. Evet. Mesela kadınların, kıyasa geçeceğim, kadınların İslam'a göre örtünmesi, hatta İslam'da peçe de var. Yani Hanefi mezhebinin dışında Maliki, Hanbeli, Şafii mezhebine göre peçe de takmaları kadınların farzdır. İmam-ı Azam'a göre sadece eğer fitneden korkulmuyorsa yüzlerini açabilirler diyor. Evet. Buna da yine efendim büyük alimler diyorlar ki fitneden korkulmazsa, fitneden korkulması ne demek? Eğer kadın yüzünü açtığı zaman sıkıntılara sebep olunacaksa yine yüzünde kapatması lazım kadının. Ama diğer mezheplere göre peçe de farzdır. Dolayısıyla o günden bugüne kadar, peygamberimizin döneminden bugüne kadar inanan Müslümanların tesettür hakkında hiçbir itirazları var mı? Orucun 30 olması konusunda bir itirazları var mı? Haccın, hac aylarında ve bizatihi o mekanlarda, şimdi mekanlı ve zamanlı bir ibadet, o ayda olmayacağı konusunda Müslümanların icmağı var. O ayda olacak. Yani Zilhicce'nin 9. günü Arafat'a çıkacaklar. Evet. 10. günü devam eden işte ikinci farz yapılacak ve diğer vacipleri yerine getirilecek. Şimdi bütün bunlarda ibadetlerin hangisine bakarsak bakalım, temelinden bu tarafa doğru kitap var hakkında, yani farz olan ibadetler hakkında sünnet var. Bazen farzlar sünnetle de sabit oluyor. Yine usulü fıkıh okumayanlar İslam'ı yanlış anlıyorlar. Diyor ki bir şeyin farz olması için diyor illa diyor hakkında ayet olması lazım. İlla bir şeyin farz veya vacip olması için hakkında ayet olması şart değil. Mütevatir hadisler var. Peygamberimizin zamanında yalan üzerinde toplanmaları, buluşmaları ve birleşmeleri mümkün olmayan, güvenilir bir grup tarafından nakledilen hadisler, kalabalık bir grup tarafından nakledilen hadisler mütevatir hadislerdir. Onların ispat ettiği hükümler de ya vaciptir ya farzdır. Sünnetlerle de. Hatta bırakın mütevatir hadisleri, haberi ahad diyoruz. Yani peygamberimizden bir sahabi nakletmiş. Evet. Ondan sonra ikinci dönemde tabiinden bir tabiin, tabi'i rivayet etmiş. Ondan sonra tebev tabiinde bir. Böyle birer birer nakledilen hadislere haberi ahad deniyor. Bunlarla da vacipler sabit oluyor. Mesela vitir namazı. Vitir namazı Hanefi mezhebinde vaciptir. Evet. Diğer mezheplerde sünnettir. Şimdi vitir namazının hakkında, vitir namazının kılınmasını emreden bir ayet yok Kur'an'da. Vitir namazı hakkında Kur'an'da hiçbir ayet yok. Beş vakit namaz hakkında var. Vitir hakkında yok. Evet. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki İnnellâhe zâdekum salâten alâ salavatikum. Allah Celle Celaluhu sizin beş vakit namazlarınızın üzerine bir namaz ziyade etti. Yani buradaki ziyade ilave etti, artırdı. Allah'ın tabi bu emri. Ela ve hiyel
vitru fesalluha ya da fesalluha ala vehyel vitr. O namazı kılın, o da vitir namazıdır. Evet. Şimdi vitir namazını İmam-ı Azam 3 rekatını bir aynı akşam namazı gibi kılarak 3 rekatını bir selamla kılmanın da gerekli olduğunu söylemiş. Ama İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmet bin Hanbel gibi müştehitler de 2 rekatını bir kılıyor. İslam'ın ruhsatına bakın. Son rekatı vitirin tek kılıyorlar. Ramazan'da cemaatle kılıyorlar. Onlar da cemaatle kılıyor. 2 rekatını imam bir kıldırıyor, selam veriyor. 3. rekatını kalkıyor. Yine cemaatle kılıyor. Ama Hanefi mezhebinde tek rekat namaz kılınmaz. Müştehitler böyle diyorlar. Evet. Şimdi İmam-ı Azam diyor ki aslında diyor 5 vakit namazınızın üzerine Allah bir namaz ilave etti, emretti. Esasına göre vitir namazının farz olması gerekir diyor. Ama hakkındaki delil mütevatir hadis olmadığı için ya da katiyet ifade eden bir ayet olmadığı için bu vaciptir diyor. Zan ifade ediyor, zan. Bunlar tabii çok önemli meseleler. Bunlar hocaların işi. Dolayısıyla biz o günden bugüne kadar vitir namazını kılıyoruz. Ama bir kısmı Müslümanların sünnet niyetiyle kılıyor. İmam-ı Azam'ın talebeleri de sünnettir diyor. Evet. Fakat vitir namazının asgari 3 rekat Hanefi mezhebine göre daha fazla diyenler de var. 5 rekat kıldı, 7 rekat kıldı, 11 rekat kıldı diyenler de var peygamberimize vitir namazı hakkında. Dolayısıyla bunlar üzerinde ümmetin icmağı var, ittifakı var. Kıyasa gelelim. Bir de kıyastan misal vereyim. Evet. Bunlar delil mi değil mi? Şimdi kıyas mesela Kur'an'da alkolden yasak edilen nedir Ercan Bey? Alkolden Kur'an'da yasak edilen bir tek kelime geçiyor. Hamr. İnnemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ricsun min amelis şeytan fectenibuhu leallekum tuflihun. Ey müminler, ancak ve ancak içki, şarap daha doğrusu, oradaki hamr şarap. Evet. Kumar her çeşidiyle. Meysir, kumar. Kumara meysir denmesinin sebebi de zorlanmadan, yorulmadan ve alın teri dökmeden bir takım el becerisiyle, bir takım kurnazlıklarla kazanç elde edildiği için kumara meysir, yüsr kökünden geliyor. Kolayca elde edilen kazanç demektir. Alın teri dökülmeden kazanç, meysir. Ondan sonra kumar her çeşidiyle, tapınılan putlar, fal okları, şans oyunları, işte bugün loto, toto, piyango vesaire gibi bütün bunlar şeytanın işlerinden birer murdardır. Bunlardan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Şimdi burada Kur'an'da hangi ayet olursa olsun sadece hamr kelimesi geçiyor. Hamr nedir? Şaraptır. E peki rakı, afyon, likör, bilmem konyak, ne kadar o pisliklerin isimleri varsa bunların hiçbirisi Kur'an'da geçmiyor. O zaman adam diyebilir mi? Ya rakı Kur'an'da geçmiyor. O zaman rakı haram olmaz diyebilir mi? Evet. E peki nereden anlıyoruz? Burada kıyas var işte. Müştehitler araştırmışlar, taraştırmışlar. Demişler ki şarap niye haram? Haram olma sebebi, hikmeti nedir? Müştehitler demişler ki illetü sekr, yani serhoş etme özelliği. Peki şarap serhoş ediyor mu? Aklı gideriyor mu? Üzüm helal ama hocam. Üzüm helal. Üzüm helal. Üzüm helal ama evet. O üzümü işte bir takım işlemlerden geçirdikten sonra efendim şaraba dönüşüyor. Evet. Şimdi madem diyor şarapta serhoş etme özelliği olduğu için haramsa, o zaman rakıda da aynı sebep var. Rakı da serhoş ediyor. O zaman o da haramdır. Esrar eroin de serhoş ediyor. O da haramdır. Hangi cinsten olursa olsun, o zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde bakın ne buyurmuş? Evet. Küllü müskirin hamr. Her serhoş eden şey, hadis-i şerifte her serhoş eden şey şarap hükmündedir, şaraptır. Ve küllü hamrin haram. Her şarap hükmünde olan sıvı, katı, alkol veya uyuşturucu cinsinden olanlar da hepsi de haramdır. Evet. Ya da bir başka hadis-i şerifinde ma eskera kethiruhu fekalilhu haram. Çoğu serhoş eden alkolün veya uyuşturucunun bir zerresi de haramdır. Mesela bira. Adam birayı içiyorum ama diyor, serhoş olmuyorum diyor. Birayı çok içtiği zaman serhoş eder mi etmez mi? Eder. Öyleyse çoğu serhoş eden şeyin azı da haramdır. O zaman bir damlası da haramdır. O zaman biranın bir damlasıyla rakının ya da şarabın bir damlası arasında fark yoktur. O da haram, o da haram. Evet. Bu da kıyasa misal. Daha başka kıyasa örnekler var. Bunlar şimdi
Tabi ilim erbabı, usulü fıkıh dediğimiz ilim dalını okuduğu zaman bunları görüyor. Yani dini hükümlerin nasıl anlatıldığını, nasıl sabit olduğunu, nasıl kararlaştırıldığını öğreniyor. Şimdi adam kalkıyor, kendine göre sade kitabı alıyor. Sade sünneti alıyor. Ya da kitap ve sünnet alıyor, icma ve kıyası terk ediyor. Ya da icmayı alıyor misal başka delilleri. Ya bunlar topal olur o zaman. Evet. İslam'ın dört ana sütunun üzerinde durması lazım. Kitap yani Kur'an, iki sünnet, üç icma, dört efendim kıyas. Ha bugün müçtehit var mı yok mu? Müçtehit bugün yok deniliyor. Yani bir İmam-ı Azam tipinde, bir İmam-ı Şafii tipinde bir müçtehit yok. Olsa bugün de kıyas yapsalar olur mu? Veya onlar olmadığı halde bazı meseleleri kıyas yoluyla bugün ulema heyeti bu da bu meseleye benziyor deyip ona bir hüküm koyabilirler mi? Koyabilirler eğer bu konuda önceki müçtehitlerden bir içtihat yoksa. Dolayısıyla İslam dini bir bütündür. Burada İslam'ın şu hükmü ortaya çıkıyor. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Allah'ın Resulü size neyi getirmişse tamamını alın. Nelerden sakındırmışsa tamamından da sakının. Yoksa her biri bir kafadan konuşuyor. Evet. Kiminin var dediğine öteki yok diyor. Veya bugüne kadar İslam yanlış anlaşılmış. Hele bugün bir söylem var ki evet. Uydurulmuş dini bırakacaksınız indirilmiş dine. Yani İmam-ı Azam'ın bize ilettiği İmam Şafii'lerin, İmam Malik'lerin, İmam Ahmet bin Hanbel'lerin, İmam Evza'inin, İmam Sevri'nin, sahabenin, tabiinin, daha sonraki gelen nesillerin bize ilettikleri din, uydurma bir din, uydurulan dinden indirilen dine. Ömrünü İslam'a elbette ki, elbette ki o insanların tabi getirdiklerinde şey yok da evet. Sıkıntı yok. Ancak sonradan elbette her dönemde bid'atlar oluşmuş. Yani dine hurafeler girmiş. Evet. Ama İslam alimleri bunların karşısında büyük mücadeleler vermiş. Her dönemde hadislerde uydurma hadisler türetilmiş binlerce ama o sahanın uzmanları o hadisleri incelemişler, ayıklamışlar. Demişler ki bakın şu hadis külliyatında bulunan hadisler doğrudur. Efendim bunlar delil olabilir. Bunları incelemişler. Ama bir bakıyorsunuz adam bir çırpıda sünnetin tamamını rafa kaldırıyor. Bir çırpıda kıyası tamamen ortadan kaldırıyor. Ben de diyorum ki sadece kitabı kabul edenler sade Kur'an benim kaynağım diyenler. Sen niye kitap yazıyorsun o zaman? Evet. O zaman Kur'an yetiyorsa hiç kitap yazmaya gerek yoktur. Hatta tefsiri de kabul etmiyor onların çoğu. Maal yeter. Hocalara da gerek yok. Hocalara da gerek yok. Maal. Maalden nasıl anlıyorsanız din odur. Evet. Maalden anladığınız din acaba bizim gerçekten dinin bütün esaslarını içerisine alabiliyor mu? Alamaz. Çünkü Kur'an'ın tefsiri sünnettir. Sünnet de sadece söz, hadis değil. Evet. Peygamberimizin uygulamaları her konuda İslam bununla anlaşılır. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an'da zaten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu görevi vermiş. Peygamberimiz de şariyedir. Kanun koyucu, yasa koyucu, haramları, helalları belirleyici. Şimdi Peygamberimiz Hayber Savaşı'ndan sonra bir hadis-i şerif okuyor. İnnallâhe harrama aleykum luhûmel himâril ehliyye. Allah evcil eşeklerin etlerini size haram kıldı diyor. Kur'an'da yok eşeklerin etlerinin haram olduğu. Müt'a nikahında size haram kıldı diyor. Orada müt'a nikahı. Müt'a nikahı yani böyle 3 aylık, 5 aylık para karşılığı evlilik. Para öyle diyelim. Para karşılığı 3 aylık, 5 aylık, 3 senelik, 5 senelik evlilik. Muvakkat evlilik dediğinde haram. Yani böyle aylarla, senelerle sınırlanan evlilik sözleşmesi de yasak İslam'da. Veya işte 3 aylık, 1 aylık para veriyor, seninle evliliği devam ettirelim. Ya bundan çocuk kalırsa ne olacak? Bu kadın böyle paçavra gibi mi atılacak ortaya? Yani İslam'da böyle bir şey yok. İslam'daki evlilikler yani ömür boyu evlilik sözleşmesidir. Ama sonradan meşru bir sebep ortaya çıkar da ayrılmalar olursa ona da İslam hüküm getirmiş. Yani başlangıçta sürekli evlilik anlaşması akdi yapılıyor. Ama adam bugün müt'a nikahının haram olduğunu diyelim kabul etmiyor. Olması lazım diyor. Peki o zaman Kur'an'da yok diye ya da Kur'an'da tevil edilen ayetleri getirerek müt'a nikahı helal diyebilir miyiz? Yahut da
Af buyurun, Kur'an'da eşeğin etinin haram olduğu yazılmamış. O zaman eşeğin etini yiyelim diyebilir miyiz? Eşeğin eti değil, atın etinde bile ihtilaf edilmiş mezhepler arasında. Evet. Atın eti bile, yani bazı mezheplere göre at eti helal, Hanefi mezhebine göre tahrime mekruh, harama yakın mekruh. Bu açıdan bunları böyle asıl kaynaklara uyarak söylemek lazım. Yani bu bahsettiğimiz konu, seyircimizin sorduğu soruya binaen, Kur'an, sünnet, icma ve kıyas olmazsa İslam olmaz. İslam'ı tam anlamıyla yaşamada bir mümkün değil. Sıkıntımız olacaktır. Mümkün değil. Şimdi yine bir seyircimizin sorusu var hocam. Belki bu soruya da bağlantılı bir soru. Şimdi İslam'ı anlamada ve yaşamada kimi örnek alacağız? Böyle evet. Bir soru var. Yine buna bağlı olarak bugün Peygamber Efendimiz göz önünde yoktur. Dünyasını değiştirdi. Birçok ayet-i kerime var. Az önce bir tanesini de ifade ettiniz. Peygamberimiz göz önünde olmadığı zaman biz kime tabi olacağız? Kim gibi Müslüman olacağız? Seyircimizin böyle bir sorusu var hocam. Evet. Önce Kur'an'da Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bize örnek olarak sunulmuş. Evet. Bütün peygamberlerin güzel ahlakı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'da toplanmış. Bütün Adem evet. aleyhisselam'dan Peygamberimize gelinceye kadar olan tüm peygamberlerin güzellikleri, onların kemalatı Peygamberimize verilmiş. Bunu böyle bir teslim edelim. İki, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Kur'an ifadesiyle Ahzab suresinde لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا. Bu ayeti kerimeye baktığımız zaman Cenab-ı Hak hem de yeminle söylüyor. Vallahi Allah'ın Resulü'nde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da sizler için güzel örnekler var. Sizlerden kim için? Evet. Allah'ın huzuruna çıkacağına inanan ve Allah'ı çok çok zikreden, dünya ve ahiret hayatına dengeli bakan kimseler için Allah Resulü'nde sizin için güzel örnekler vardır. Evet. Dolayısıyla Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam örnek olarak sunulmuş. Bakın, aynen ben mealini söyledim ama bir de buradan okuyalım. Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir. Evet. Buna üsve-i hasene diyor. Uyulması gereken güzel örnek. Peki ayette Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam Allah'ın hoşnutluğunu kazandıracak davranışlarda bulunmak isteyenler için mükemmel ve canlı bir örnek, en büyük fazilet numunesi olduğu anlatılmaktadır. Böylece Resulullah'ın hislerine mağlup insanları memnun etmek ve onları pratik değerlerden mahrum bir takım nazari kaideler öğretmekle görevli olmayıp onun hedefinin insanlığa ameli kaideler öğretmek ve bu kaideleri kendi yaşayışıyla izah ve tarif etmek olduğu anlaşılmış olmaktadır. Binaenaleyh onun hayatı ve efendim siretini incelemekten bu nokta asla gözden uzak tutulmamalıdır. Şimdi evet. Bu ayet Ahzab 21. Burada güzel örnekler var diyor. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okumadan olur mu? Evet. Hayatını uygulamadan olur mu? Hayatında programımızın girişinde hocam sözünüzü kesiyorum. Tevbe suresinde ayette andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmişti ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Ağır gelir ve size karşı evet. çok düşkün. Düşkün. Müminlere karşı da çok merhametli. Evet. Yani baba şefkatinden, anne şefkatinden daha çok şefkate sahip. Mesela öbür tarafta evet. Nisa suresi فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا ف۪ي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Bu ayet-i kerimede hayır o Yahudi ve Hristiyanların dediği gibi değil, onların inandıkları gibi değil. Vallahi eğer onlar senin verdiğin karara, hükme razı olmazlarsa,
kalpleriyle, gönülleriyle buna teslim olmazlarsa ve gerçekten içlerinde senin verdiğin hükme rıza göstermezlerse vallahi mümin olamazlar diyor. Bakın bu da nerede? Efendim Nisa 65. Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu tam manasıyla kabullenmedikçe mümin olmuş olamazsınız ya da iman etmiş olmazlar. İman kuru bir sözden ibaret değildir. Peygamber'e iman ediyoruz. Neyine? Elbette peygamberlere iman ediyoruz. Evet. Öteki peygamberlere de iman ediyoruz. İmanımızın bütünlüğü içerisinde bunlar imanın esaslarından. Kuru sözden ibaret değil, gönülden bağlanmak, inanmak ve kabullenmektir. Hem Allah ve Resulüne inandım deyip, hem de hükümlerine razı olmamak, tipik münafıklık alametidir. Peygamber bakın, Efendimizin hükümleri. Tabii. Hem inandım deyip, Allah ve Peygamber'e inandım deyip, evet, sonra da kalkıp, onların hükümlerini, verdikleri hükümleri kabul etmemek, tipik bir münafıklık alametidir. Şeriatın kestiği parmak acımaz denilmiştir. Acımaz çünkü müminin kalbinde o acıyı unutturacak kadar büyük bir iman vardır. Evet, mümin teslim olacak. Evet. Zaten mümin, Müslüman. Müslüm ne demek? Teslim olan demek. Bu da Nisa suresi 65. Bu ayeti kerimeler bize ne ifade ediyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam İmanda, ibadetlerin her çeşidinde, evet, muamelatta, alışveriş, İslam ceza hukukunda, devletler arası ilişkilerde, aile hayatını düzenlemede, komşular arası ilişkide ve cihat hareketlerinin kimin emrinde nasıl yapılacağı konusunda, özellikle ahiret boyutuyla ilgili iman, gaybi meselelere iman konusunda Peygamberimiz bizim önderimiz, rehberimiz. Adam peygamberi eğer kabul ediyorsa o zaman kabir hayatıyla ilgili hadisleri yok dediği zaman peygamberin sözünü reddetmiş oluyor. Evet. Veyahut şefaat yok dediği zaman peygamberin sözünü reddetmiş oluyor. Veya efendim Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini bütünüyle, geneliyle reddettiği zaman bir yerde peygamberimizin hayatını reddetmiş oluyor. Her ne kadar inandığını söylese de onun getirdiği İslami kurallara ilmen, itikaden bağlı olmadığı sürece bir insan sözde Müslüman olur, iddiada Müslüman olur. Halbuki Müslüman gönülden Allah'a teslim olan, gönülden peygambere teslim olandır. Peki peygamberimiz o sorumuzun içerisinde var. Evet. Bir zaman yaşadı ve dünyadan göç etti. Peki peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bize neyi bıraktı? Bakın Cenab-ı Hak son inen ayetlerden birisinde ne buyuruyor? Önce ayetten başlayalım. El yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün size dininizi tamamladım. Ve en'amtu aleykum nimeti. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum nimeti. Nimetlerimi de sizin üzerinizde tamamladım. İslam nimeti, peygambere ümmet olma nimeti, Kur'an'a talip olma, hadim olma nimeti. Bunları da üzerinizde tamamladım. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَا Yalnız ve yalnız din olarak İslam'ı sizin için seçtim. İslam dini sizin dininiz. Ne Hristiyanlık, ne Yahudilik, ne putperestlik, ne ateistlik. Sizin dininiz İslam. Evet. İslam nedir? İslam'ın ana kaynaklarına yine döneceğiz. Kitap, sünnet, icma ve kıyas. Sizin için İslam'ı seçtim. Öyleyse öbür ayetlerde de yine buyuruluyor ki İslam'dan başka bir sistem arayan kişinin bu arayışı kabul edilmez. Çünkü inne dine indellahil İslam, Allah'ın yanında tek geçerli din İslam dinidir. Hadis-i şeriflere bakıyoruz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam benden sonra efendim çok sıkıntılar olacak buyurduğunda Hazreti Ali kerremallahu veçe buyuruyor ki ya Resulallah senden sonra fitne, fesat, sıkıntı, kargaşa olacak mı? Olacak, evet. Peki neyi bize emrediyorsun? Neyi tavsiye ediyorsun? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam gâle kitaballah. Allah'ın kitabı Kur'an'ı tavsiye ediyorum. Kur'an'a iyi tutunun. Kur'an'da var olan emirleri kabul edin. Sonra başka hadisinde
Aleyküm bi sünneti ve sünnetül hulefai raşidin. Benim sünnetlerime uyum. Evet. Benim sünnetlerime uyun diyor bu hadis-i şerif. Bu hadisi nereye koyacağız? Benim sünnetlerime uyun, benden sonraki halifelerin sünnetlerine uyun. Ya da teraktu fikum emreyn. Veda hutbesinde okuduğu hadis-i şerif. Teraktu fikum emreyn. Size iki esas bıraktım. Kur'an ve sünnet. Ma in temessektum bihima. Siz bu iki esasa sımsıkı tutunduğunuz sürece len tadillu ve len tehlikü badehu ebeda. Bundan sonra ne tehlikeye düşersiniz, ne perişan olursunuz, ne yolumuzu şaşırırsınız, evet, ne de helak olursunuz. O da nedir? Allah'ın kitabı Kur'an ve Resulullah'ın sünneti. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bize bugün 21. yüzyıldayız. 21. yüzyılın 17. senesindeyiz. İsterse bu asır 47. yüzyıl olsun. 21. yüzyıl değil. Evet. O günkü insanların da tüm ihtiyaçlarını karşılayacak, bütün meselelerine cevap verecek ayetler, hadisler mevcut. İslam'ın ana kaynakları mevcut. Her ne kadar birileri bunları sulandırsalar da, her ne kadar birileri biz bundan 1000 sene önceki şeriata mı uyacağız, evet, bundan 1000 sene önceki içtihatlara mı uyacağız dese de, onlar çatlasa patlasa da İslam dini muazzam olarak bize gelmiş. Mühim olan burada İslam'ı sulandırmadan ana kaynaklarına inerek doğruları yansıtmak, ikincisi de ümmet birliğini oluşturmak. Bu oluştuğu zaman bizim dinimiz bugün taptaze bir din. Evet. Sanki bugün inmiş gibi, bugün gelmiş gibi. Ayrışmak değil, birleşmek. Birleştirme, evet, evet. Dolayısıyla bizim dinimiz hem kolaylık dini, Peygamberimiz öyle buyuruyor, bu'ithtü bil hanifiyyeti semhati. Dost doğru ve müsamahakar, affedici, hoşgörülü bir dinle gönderildim ben diyor. Dolayısıyla dinimiz güzel. Evet. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bize şeriatı bırakmış. Sahabe-i kiram, mesela peygamberimizden sonra en çok uyulması gereken nesil sahabe-i kiramdır. Çünkü peygamberimizden bizzat İslam'ı öğrenen ve yaşayan insanlar, uygulayan insanlar. Efendimiz bizzat yetiştirdi onları hocam. Onları bizzat yetiştirdi. Evet. Peygamberimizin talebeleri onlar. Evet. Ashabı, arkadaşları, tedrisat halkasında bulunan insanlar. Ve onun için İmam-ı Azam Hazretleri içtihat noktasında ne diyor biliyor musunuz? İçtihat noktasında. Ben bir konuda diyor içtihat edeceğim zaman ya da bir konunun hükmünü açığa çıkarmak istediğim zaman önce Kur'an'a bakarım. Kur'an'da varsa tamam. Evet. Orada içtihada gerek yok. Kur'an'da yoksa sünnete bakarım. İmam-ı Azam diyor bunu. Sünnete bakarım. Sünnette varsa yine zaten içtihada gerek yok. Yani Peygamberimizin sözünde veya uygulamalarında. Sonra sahabenin sözlerine bakarım diyor. İmam-ı Azam diyor bunu ha. İmam-ı Azam diyor ki sonra sahabelerin sözüne bakarım. Evet. Buna kavlü sahabi, ekvalü sahabi deniyor. Eğer Kur'an'da yoksa, hadislerde yoksa, sünnette yoksa üçüncü benim kaynağım sahabelerin sözü. Bu konuda onlar ne demişler? Onda da yoksa diyor benim dönemimde yaşayan insanlar İmam-ı Azam tabiinden. Tabiin ne demek? Peygamberimizi görenleri görmüş. Peygamberimizi görmemiş de. Evet. Yani ikinci nesil. İkinci nesil diyor ki benim dönemimde yaşayanlar onlar da efendim içtihat edebilirler. Ben de içtihat ederim. Ama benim ana kriterim önce kitaba uyarım. Kitapta varsa tamam. Evet. Sonra sünnete uyarım. Sünnette varsa tamam. Sonra sahabenin sözüne bakarım. Sahabe bu ayeti nasıl anlamış? Bu hadisi nasıl anlamış? Sahabe-i kiram bu konuyu nasıl bize nakletmişler? Ona bakarım diyor. Sahabe bizim hocalarımız. Onlara göre, İmam-ı Azam'a göre. Evet. Geçen bana bir tanesi öyle diyor. İmam-ı Azam'ın bu konuda var mı bir fetvası? Sen fetvaya başta inanmıyorsun ki zaten sen ondan sonra böyle diyorsun. Evet. İmam-ı Azam'ın fetvası da var. Her şeyi var. Bütün imamların var. İmamlar derken müçtehitlerin. Bunların hepsinin konuları enine boyuna araştırmışlar, taraştırmışlar. Adeta bir sofranın üzerine hazırlanan yemek gibi haydi buyurun İslam'ı yaşayın demişler. Büyük bir alim. Tabii. Şimdi bu konuyla ilgili bir sorumuz var hocam. Bir seyircimiz diyor ki İslam dini bugünlere nasıl geldi? Gelirken işte az önce ifade ettiğiniz sahabe-i kiram efendilerimiz, Efendimiz'den sonra işte Hulefai Raşid'in hazretleri, sahabe efendilerimiz, tabi'in, müştehit imamlar, alimler, arifler, veliler. Yani bunları günümüzde baktığımız zaman hemen hemen hiç hatırlamıyoruz gibi bir ifade kullanmış. Bu haksızlık ve vefasızlık değil mi? Bu insanlar biz yokken
Peygamberimizin yanında onlar vardı ve büyük bedeller ödediler. Bugün kaç tanesinin ismini biliyoruz acaba? Hiç mi hayatlarını okumuyoruz diye. Bu değerli alimlere, ariflere hiç mi önem, hiç mi değer vermeyeceğiz diye bir soru var hocam. Doğru. Şimdi İslam'ın ana kaynakları, Kur'an zaten peygamberimizin hayatının sonuna kadar indirildi. Evet. Ve tescil edildi. Kur'an ayetleri katipler, vahiy katipleri tarafından kaydedildi. Hafızlar tarafından ezberlendi. Ya çok haddini aşan iddialar var. Bir tane televizyonda konuşan bir hocayı dinliyorum. Evet. Diyor ki sahabeden diyor öyle sizin bildiğiniz gibi 100-200 tane hafız yoktu. 300 tane 500 tane hafız yoktu diyor. Belki diyor parmaklarının sayısı kadar ancaydı. Ya bu nasıl haddini aşan bir şey? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam inen ayetleri evvela kendisi ezberliyor. Hiçbir harf noksanlaştırmadan. Evet. Ondan sonra vahiy katiplerine yazdırtıyor. Vahiy katipler ezberliyor. Sonra vahiy katiplerinden Müslümanlar alıyor, ezberliyorlar. Böyle bir kişi tarafından değil, onlarca, yüzlerce kişiler tarafından ezberleniyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ömründe Kur'an tamamlanıyor. Yazılıyor. Hazreti Ebubekir dönemine kadar yazılı kalıyor. Hazreti Ömer döneminde Kur'an'ın toplanması, bir araya getirilmesi gerekiyor. Çünkü Yemame Savaşı, bu Müseylimetül Kezzab'a karşı, Esvedül Ansi'ye karşı yalancı peygamberlik davasında bulunanlar vardı. Evet. O tarafa Müslümanlar Hazreti Ebubekir döneminde ordu gönderdiler. O dönemde bile aykırı görüşler. Tabii, mürted olanlar var, dinden dönenler var. Peygamberimizin vefatından sonra peygamberlik iddia edenler var. Evet. Hazreti Ebubekir ordu oluşturdu. Başlarına da Halid İbni Velid'i görevlendirdi ve gönderdi oraya. Oraya gönderdi. Orada birçok hafızlar şehit edildi. Yemame Savaşı'nda birçok hafızlar. Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir Efendimiz'e geldi. Dedi ki ey Resulullah'ın halifesi. Bakın Yemame Savaşı'nda bir sürü hafızlar şehit oldu. Hepsi değil oradaki hafızların hepsi. Kur'an'ı bir araya getirelim. Hazreti Ebubekir dedi ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmadığı bir şeyi ben nasıl yapacağım? Sonra diyor ki Hazreti Ebubekir Efendimiz, düşündüm, tarttım, Allah kalbime ilham etti. Bunun yapılmasının gerekli olduğuna inandım. Hazreti Ömer'e dedim, ne kadar doğru bir şey tavsiye ediyorsun bize. Bir heyet kurdular. Zeyd bin Sabit'in başkanlığında genç bir sahabi ve Kur'an'ı ezberleyen hafızlar hem de iki şahitle beraber gelecekler. Evet. O komisyona o ayetleri yazdırtacaklar. Bakın peygamberimizden nakledilmiş ayetler. O ayetleri ezberlemişler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra yazılan, işte peygamberimiz zamanında yazılan Kur'an'ın bir araya getirilmesi, getirmişler. Ondan sonra bir nusha oluşmuş. O nusha Hazreti Osman dönemine kadar bir nusha. Hazreti Osman döneminde İslam alemi genişlemiş. Fetihler çoğalmış. Evet. Ta Azerbaycan tarafına kadar Müslümanlar ilerlemiş. Şam, Kudüs fethedilmiş, Mısır fethedilmiş, Afrika ülkeleri fethedilmiş. Kıbrıs'a çıkarmalar yapılmış. O zaman Hazreti Osman döneminde Kur'an çoğaltılmış. Hepsini de Hazreti Osman yazmıyor. Birisini Hazreti Osman yazıyor, diğerlerini de başkaları yazıyor. Ve çoğaltılmış, İslam ülkelerine dağıtılmış. O günden bugüne kadar olan bütün Kur'an-ı Kerimler hepsi aynı kalemden çıkma, hiçbir farklılığı olmayan. Mesela bugün dünyada Tevrat ve İncil'lere baktığınız zaman Tevrat ve İncil'lerde o kadar birbirine karşı çelişkiler var ki, mesela bugün 60'ın üzerinde İncil var, hiçbiri diğerine uymaz. Çok sayıda Tevrat var, hiçbiri diğerine uymaz. Ama dünyanın neresine giderseniz gidin, bu Kur'an-ı Kerim her yerde aynıdır. Ayetleri aynıdır, besmeleleri aynıdır ve kayıtları aynıdır. Evet. Ve hiçbir millet yok ki sizden farklı bu, yani Müslüman olanlar sizden farklı bu Kur'an'ı kabul etsinler. Her bütün ümmet tarafından, dünyadaki ümmet tarafından tamamen bunun teslim edildiği, kabul edilmiş. Şimdi peki bu Kur'an bize kim tarafından ulaştı? İslam nasıl ulaştı diyoruz ya. Evet. Sahabe tarafından ulaştı. Peygamberimiz vefat etmişti. Kur'an'ın hiç bozulmadan bize kadar sahabe tarafından, onların eliyle, onların kanalıyla, kendilerinden sonraki nesle, ondan sonraki nesiller, kendilerinden sonraki nesillere kademe kademe bize kadar
ulaşan Kur'an'ı kabul ediyor muyuz noksansız? Ediyoruz. O zaman hadisleri de aynı kaynaklar ulaştırdı bize. Evet. Şimdi ayetlerin, evet ayetlerin korunması Allah tarafından vaat ediliyor. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik, onu biz koruyacağız. Hadisler konusunda böyle bir şey yok, böyle bir vaat. Ama o hadisleri de o sahanın uleması, büyük uzman insanlar incelemişler, irdelemişler, ayıklamışlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisler külliyatını da bize kadar aynı nesilleri yetiştirmiş. Önce sahabe nesli, tabi'in, tebev tabi'in nesli, evet. Asır be asır günümüze gelinceye kadar tabii bunlar kitaplara yazılmış, konular oluşturulmuş ve ümmetin istifade edeceği hale getirilmiş. O zaman Kur'an'ın bize doğru ulaştırıldığına inanan Müslüman, hadislerin de, sahih hadislerin de doğru ulaştırıldığına inanacak. İnanmazsa o zaman sulandırıyor İslam'ı, yalpalıyor, kasıtlı konuşuyor bunları. Kasıtlı konuşuyor. Bugün dünyada öyle çalışmalar var ki o günden bugüne kadar halen zaten Kur'an Allah tarafından korunmuş. Hadislerin de sağlıklı olanını olmayanından ayırt etmek için dünya üzerinde ciddi halen bunu bilen, bunu ezberleyen, binlerce hadis ezberleyen alimler var. Binlerce hadis ezberleyen, kütüb-i sitteyi ezberleyen alimler var bugün dünya üzerinde. Bütün hadis külliyatını ezberleyen alimler var bugün dünya üzerinde. Hocam peki hadisler işte sahih değil diye günümüzde böyle bir düşünceyle hadisleri kabul etmemek imana zarar verir mi? Tabii ki zarar verir. Hadisleri sahih değil diyenler kendileri sahih değil. Ya da neye göre sahih değil? İşte onlar hadisleri böyle şeylerin, oryantalistlerin, bu şarkıcıların, şarkıyat. Ya baktığımız yani, zaman tartışmaya açılmış bir konu. Oryantalistler bunun üzerinde duruyorlar. Bu bir dünya projesi. Evet. Sevgili kardeşim bu bir dünya projesi. Şimdi İslam'ı nasıl yıkacaklar? Kur'an üzerinde yapamazlar bunu. Çünkü Kur'an korunmuş. Evet. Şimdi bir adam Kur'an'ın ayetleri yok dese, bugün 10 yaşındaki bir hafız çocuk bile Kur'an'ı baştan sona kadar Kur'an kaldırılsa yazabilecek güçlü hafızlar var. Bir harfini noksanlaştırmadan. Kur'an'ın üzerinde konuşmuyorlar, mahsus konuşmuyorlar. Çünkü Kur'an hakikaten Allah tarafından korunmuş. Evet. Ama hadisler üzerinde konuşuyorlar. Peki bu hadisler üzerinde bunlar sahih değildir, bize kadar ulaştırmasında şüphe vardır diyenler, evvela nerede söylüyorlar bunu? Ya ne belli doğru olduğu. O zaman Kur'an'ın doğru olduğu ne belli deseler. Kur'an ise kim ulaştırdı? Hadisleri ulaştırdığına inanmadığınız insanlar ulaştırdı. Niye Kur'an ulaştırdığına inanıyorsunuz da hadisleri ulaştırdığına inanmıyorsunuz? Tezat, o insanlar ki bir tezat var. Evet. O insanlar ki mesela Ebu Eyyub el Ensari, bu İstanbul'un manevi fatihi. Evet. O büyük insan, yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinden Halid bin Zeyd, esas ismi Halid. Yani künyesi Ebu Eyyub el Ensari. İstanbul'un fatihi. Esas fatihi İstanbul'un Ebu Eyyub el Ensari. Akşemseddin Hazretleri'nin rüyasına geliyor ve mezarımı bul diyor. Gidip evet, mezarını buluyor. Aynen. Şimdi bir Müslüman düşünün ki evet, işte Ebu Eyyub el Ensari gibi bir hadisi duyan, nakleden, ezberleyen kişinin Mısır'da olduğunu duyuyor. Bir hadisin. Bu hadisi kim duydu Peygamberimizden? Diyorlar ki Mısır'da filan şahıs var. O duydu. Evet. O zaman ta Medine'den kalkıyor, Mısır'a kadar gidiyor, o hadisin ravisinden o hadisi duyduğunu teyit ediyor, oradan dönüyor, tekrar Medine'ye geliyor. Bunlar mücahid insanlar. İslam ordusu İstanbul'u fethetmek için sefer düzenlediklerinde o yaşta kalkıyor, diyor ki ben de bu sefere katılacağım. Ya sen yaşlısın. Ya ben de katılacağım. Şehit olacak çünkü. Ben de katılacağım. O halde belki at üzerinde bile zor durabilecek durumda cihat hareketine katılıyor. Ta İstanbul surlarının dibine kadar geliyor. Yine bir başka sahabi, bunların isimleri var. Bir hadis-i şerifin Peygamberimizden duyan kişinin ağzından duymak için Şam'a kadar gidiyor. Şam'a kadar. Evet. Şam valisi o sahabiyi tanıyor. Niye geldin buraya? Bir ihtiyacın mı var? Vesaire soruyor. Yok diyor. Sadece bir hadisi
Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan eşiten, duyan, nakleden kişinin burada olduğunu duydum. O kişiden bizzat o hadisi öğrenmek için geldim diyor. Bunlar bu kadar hassaslar. İslam'ı bunlar ulaştırdılar. Evet. Ama bugün adam 10 tane hadis ezber okuyamaz ha. 10 tane hadis oku desen okuyamaz. Ama böyle İslam'ı sulandıran insanların kitaplarını okuyorlar. Evet. Hep olmaz tarafları, olur tarafları değil. Ondan sonra başlıyor. Bu hadisler, hadis doğru değil. Bu meseleler doğru değil. Sen kaç tane hadis biliyorsun kardeşim? Veya biz kaç tane hadis biliyoruz? Biz geçmiş ulemaya göre kaç tane hadis biliyoruz? Geçmiş ulemanın ilmi derinlikleri nereye? Bugünkü ulemanın ilmi derinlikleri nerede? Bunları iyi irdelemek lazım. İyi incelemek lazım. Yoksa evet, hakikaten insafsızlık olur o kardeşimizin dediği gibi. Evet, seyircimiz de diyor. Bugün hadisi şerefleri tartışmaya açanlar, yarın haşa aleyhissalatü vesselam Efendimizin konumunu tartışmaya açacaklar. Ondan sonra da sıra Kur'an'a gelecek diye bir mesaj yazmış. Teşekkür ediyoruz kendisine. Hocam müsaadenizle şimdi bir araya gidelim inşallah. Aradan sonra da telefon alacağız. Seyircilerimizin de soruları olacak. İnşallah. Yine birçok sorumuz var burada seyircilerimizden gelen. Vaktimiz kalırsa yine inşallah sormaya çalışacağım. Değerli seyirciler, Gönül Dergahı'nda şimdi bir araya gideceğiz. Aranın ardından tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. صاحبي
بشرى لنا نل المنى زال العنى وافى الهنى والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نل المنى زال العنى وافى الهنى يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا 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 يا نفس طيبي باللقاء لنا بشرى لنا نل المنى زال العنى وافى الهنى بشرى لنا نل المنى زال العنى وافى الهنى والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نل المنى زال العنى وافى الهنى بشرى لنا بشرى لنا نل المنى نل المنى زال العنى زال العنى وافى الهنى بشرى لنا نل المنى زال العنى وافى الهنى الله Getir dinar kevserini Hiç Muhammed'im dediler Hiç Muhammed'im dediler İçmezem ya Cebrail'im İçmezem ya Cebrail'im Ümmetimi içemeyince Gençlerimi içemeyince Aman 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 Muhammed derdime derman Muhammed derdime
değil. Gir Muhammed'im dediler, gir Muhammed'im dediler. Girmezem ya Cemal'im, girmezem ya Cemal'im. Evet, tekrar birlikteyiz değerli seyirciler. Bir ara verdik, aranın ardından hocamızla sohbetimiz devam edecek. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biraz sonra değerli izleyicilerimizden, sizlerden gelen soruları da hocamıza aktaracağız. Telefon numaramız 0346-225-3011. Birazdan yönetmenimiz de ekranlara yansıtacak. Bu numaradan bizleri arayarak hocamıza sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Hocamız cevap verecek. Evet hocam, şimdi gelen sorulara bakıyoruz. Birçok soru var ama bir hadis-i şerif var. Müsaadenizle onu okuyacağım. Şimdi Tirmizi'den bir hadis-i şerif. Kim bilgisi olmadığı halde Kur'an'la ilgili söz söylerse, Kur'an'ı tefsir ederse ateşteki, cehennemdeki yerini hazırlar. Şimdi bu konuyla ilgili birçok sorumuz var. Bu arada telefonumuz da varmış hocam. Telefondan sonra bu soruyu soracağım. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Buyurun. Sorunuzu alalım. Selamun aleyküm hocam. Ve aleyküm selam. Aleyküm selam. Hasan Gök. Buyurun Hasan Bey. Hocam bir soru soracağım da. Evet, sorun. Buyurun. Benim hanım 5 ay sonra fark etti. Yatalak hastasıydı. Allah rahmet eylesin. Yatalak hastasıydı. Yani neredeyse 20 sene, 25 senedir bu hastalığı çekiyor yani. Akciğer kesi bozuk yani. Evet. 5 ay oldu öğrenip bunun durumu nasıl olacak mesela sualleri. Anlayabildiniz mi hocam? Tekrar arabilir miyiz? Biraz daha yavaş ifadeler kullanırsanız efendim, anlayamadık. Bir kez daha tekrar edelim. Benim hanım yatalak hastasıydı. Anladık, tamam. Yatalak hastasıydı. 30 senedir mesela böyle yatakta. Yani akli dengesi yoktu yani. Akli dengesi yoktu. 5 ay oldu öleli. Evet. Onun için bunun kapıda bir sual hakkında ne gibi sual olur? Peki. Peki. Allah Teala rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. Hocamız bu konuya, bu soruya inşallah cevap verecek. Ondan sonra bu şey var. Mesela bu hasta, akıl hastaları var mesela. Evet. Onların durumu nasıl mesela onlar? Hastanede mesela. Peki. Bundan bir şey cevap bekliyorum hocam. Peki. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Sağ olun. Evet, akli dengesi bozukmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten tıbbi yönden akli dengesi bozuk olanlar, iyi kötüden ayırt edemeyecek kadar evet, akıl nimetinden yoksun olanlar sorumlu değil. Yani bu akli dengesinin bozulması temelden geliyor. Bazen yaratılışta oluyor. Hı hı. Bazen de son zamanlarda oluyor. Evet. Yani bir zaman akli selim, daha sonra hastalık sebebiyle dengesi bozuluyor. Gerçekten yani deli denebilecek kadar tıbbi manada bir seviyeye ulaşmışsa o yaptıklarından sorumlu değil. Evet. Ona kabir suali de sorulmaz. Yani delilere sual yok. Evet. Deliler mesul değil ama deli ise yani. Fakat bir de mesela iyi kötüden seçebilecek kadar hastalığı var ama hayrı biliyor, şerri biliyor, imanı biliyor, inkarı biliyor, farzı vacibi biliyor. Hı hı. Ama gel git mesela böyle. Bazen ola ki akli dengesinin zayıfladığı zamanlar oluyor. O insan sorumlu olur. Evet. Akli dengesinin olduğu zaman sorumlu olur. Evet. Evet. Arkadaşlar, telefonumuz var mı başka? Evet. Şimdi biraz önce evet hocam, bir hadis-i şerif sorduğumuz soruda Kur'an tefsiri önemli bir şey. Yani mesela biz hep ne kadar okursak okuyalım, evet, tefsir yazmıyoruz. Sadece yazılan tefsirleri okuyoruz. Veya bir tefsir yapılacak olsa mevcut tefsirlerden iktibas yoluyla, evet, oradan almak suretiyle tefsir yazılıyor. Yani ona müfessir değil, o nakilci. Ama o tefsiri de yapan insanın gerçekten bir defa Arap diline hakim olması lazım.
ve ilmi sahada bütün ilimlere hakim olması lazım. Evet. Bizim Arapçada tabii sarf ilmi, nahiv ilmi, mantık mani ilmi, usul ilmi, ne kadar böyle mesela nasık mensuh evet. hakkında ayetleri bilecek, ayetlerin sebebini, zulünü bilecek, tarih bilecek, hadis bilecek, usul hadisi bilecek, çok şeyler. Bütün bunları bilen bir insan tefsir yapabilir. Veya gücüne göre, iktidarına göre, bugün yazılan tefsirlerin çoğu öyle, evet. yazılmış tefsirlerden iktibas yoluyla. Yani Türkçe'ye tercüme etmek suretiyle tefsirler yazılıyor. Yoksa onları kendisi bulmuş değil. Mesela bir Elmalı Hamdi Yazır bile, Elmalılı, merhum, Hak Dini Kur'an Dili tefsirini yazmış. Hı hı. Aslında birçok alimler tarafından ona diraye tefsiri deniyor. Ancak çoğu ayetlerin manalarını veya tefsirini daha önceden yazılmış ve doğruluğu kabul edilmiş tefsirlerden alıyor. Mesela Kadı Beydavi tefsiri, Keşşaf Zemahşeri'nin tefsiri, Kurtubi tefsiri, Hazin tefsiri, öbür tarafta Nesefi tefsiri ve böyle tefsirlerden alıyor. Evet. Ama bugün bazı insanlar var, kendine göre maal yazıyor. Kendine göre tefsir yapmaya çalışıyor. İşte orada o hadis-i şerifin muhatabı olur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Men fesserel Kur'ane bi ra'yihi ya da men fesserel Kur'ane bi gayri ilmin de var. Evet. Kim bilgisi olmadan kendi arzu ve isteğine uygun şekilde Kur'an'ı yorumlar, tefsir ederse fel yetebevve meq'adehu minen nar. Çok büyük bir mesuliyet bu. O zaman cehennemdeki, ateşteki evet. yerini hazırlasın. Evet. Bu sadece tefsir yazmada değil. Men efte bi gayri ilmin. Dinle alakalı. Dinle alakalı herhangi bir dini konuda ilimsiz fetva verirse evet. Günahı fetva verene o insan Allah'a ve peygambere iftira etmiş olur. Çünkü fetva ne demek? Dinde bu böyledir, bu böyle değildir, bu evet. haramdır, bu helaldir. Yahut Allah Celle Celaluhu böyle buyuruyor, peygamber böyle buyuruyor demektir. Evet hocam. Fetva ehlinin de bir sürü incelikleri var. Yani her okuyan da fetva veremez. Dolayısıyla İslam hukukunda resmül müftî diye bir bahis var. Yani müftü fetva verirken hangi kurallara, hangi kriterlere riayet edecek, onları bilecek ki fetva verebilsin. Dolayısıyla evet. tefsir olsun, efendim fetva konuları olsun, ehli verecek. Ehli vermezse, ehli yapmazsa o zaman büyük bir vebal olur, dini evet. tahrif olur, dini değiştirmiş olur. Evet hocam, bir soru seyircimiz daha hattımızda. Alo. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Kemal Öztürk Almanya'dan bizi arıyor. Buyurun evet, Kemal Bey. Sohbetten. Buyurun. Evet, demin hocam Nisa 65. ayetten bahsedince ben bir anda geçmişe gittim. Bundan 30 sene veya 25 sene hatta son 15 seneye kadar evet. insanların devamlı günde 2-3 defa söylemiş olduğu ayetler vardı ki bunlar Allah-u Teala'nın yollamış olduğu hükümlerle veya da kafirlere dost edinmekle alakalı birçok ayeti söylüyorlardı. Ve hikmet anlayamadım ama son 15 senede bunların kökü kesildi. Artık Müslüman bu ayetlerle işim kalmadı. Haşa İslam mı değişti bilmiyorum ama hocama ben şunu söyleyeceğim. Maide 44'te Allah-u Teala kafirlerin inildikler ile hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisi diyor. Maide 45'te zalimlerin ta kendisi diyor. 47'de de fasıkların ta kendisi diyor. Bu da ki kafir, zalim, fasık kim hocam? Evet. Başka soru var mı? Çok da bugünlük bu kafi. Selamun aleyküm. Peki. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Almanya selamlar. Evet hocam. Şimdi Maide 45, 46, 47. Evet. 3 tane ayet-i kerime var peş peşine. Ve Nisa 65 dedi seyircimiz. 65 zaten söyledik. Evet. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın hakemliğini kabul etmeyen Müslüman olduğunu söylediği halde ya da Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın verdiği hükme, yargıya, kalbiyle, gönlüyle teslim olmayan insan mümin olamaz. Evet. Mümin olmanın şartı Peygamber aleyhissalatü vesselam'a inandım diyen insanın mutlaka peygamberin kararlarına, hükümlerine rıza göstermesi lazım her konuda. Bir açık misal vereyim. Bugün İslam dininde miras hukuku açıklanmış. En ince teferruatına varıncaya kadar. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda hadisleri de var. Dolayısıyla şimdi bir insan
Peygamberimizin miras konusundaki ilkelerine ya da Kur'an'ın miras konusundaki ilkelerine uymasa, ona göre hak sahiplerinin hakkını vermese, bilhassa da buna inanmayarak vermediğini söylerse, ben onlara inanmıyorum, dünya sistemleri neyi veriyorsa ben onu alırım, onu veririm derse, Allah korusun dinden çıkar, imanı gider. Şimdi gelelim Maide suresi 45, 46, 47'ye. Bu ayet-i kerimelerde 3 tane ayet var. Ve men lem yahkum bima enzelallah fe ulaike humul kafirun. Ve men lem yahkum bima enzelallah fe ulaike humul zalimun ve men lem yahkum bima enzelallah fe ulaike humul fasikun. Evet. Şimdi burada gerçekten 3 tane kelime var. Kafirun, zalimun, fasikun. Eğer Allah'ın indirdiklerine inanmayarak, yani biz bugün şeriatla amel edemeyiz, şeriatı uygulayamayız, şeriatın hükümleri geçmişteydi, şimdi bunların uygulanması dünyaya karşı çelişki olur diye inkar ederek Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse, hüküm sahibi olanlar, hüküm sahibi olanlar, elinde yetki olanlar, etki olanlar, Allah'ın indirdikleriyle inanmayarak hükmetmezse, dinden çıkmış olan kafirler olur diyor Cenab-ı Hak. Evet. Ancak müfessirler diyorlar ki, ve men lem yahkum bima enzelallah, kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse, ayetinin hemen tefsirinde, cuhuden biha, istihfafen biha, veya istihzaen biha, inkar ederek, alaya alarak, küçümseyerek, veya önemsemeyerek hükmetmezse, ama hüküm ve karar sahiplerinin, dağdaki çobana Kur'an-ı Kerim'le nasıl hükmet diyeceksin ona? Hükmetmesi gereken insanlar. Bunlar Allah'ın ahkamına inanarak eğer efendim şey yaparlarsa, Allah'ın indirmediği şeylerle hükmederlerse, Müslüman olan kimseler, bunlar günahkar olur ama dinden çıkmış olmaz. Müslüman bir hakim. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmiyor, edemiyor. Çünkü bugün dünyada efendim kabul edilen bir sistem var. O sistem İslami kaynaklardan mı? Yok. Batı kaynaklarından veya beşeri kaynaklardan, insan aklının ortaya çıkardığı yasalardan, bunlarla hükmetmek, eğer Allah'ın hükümlerine inanarak bunlarla hükmediyorsa günahkar olur ama dinden çıkmaz. Şimdi bazen ileri gidenler diyorlar ki Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirler olur. Ama adam Müslüman, namaz kılıyor, inanıyor, Allah'ın hükümlerine de inanıyor. Ama beri tarafta beşeri sistemlerle de hükmediyor. Evet. Bu insan günahkar olsa bile kafir olmaz. Öteki zalimler de bir yerde Kur'an'da zalimler, çoğu yerde kafirler anlamına, fasıklar da kafirler anlamına. Yani ya da bir başka anlamıyla şöyle olur. Bir insan Allah'ın indirdiği ahkama, hükümlere, emirlere, yasaklara inanır da, fakat elinde olmayan sebeplerle efendim hükmetmezse bu insan fasık olur. Ne demek fasık? Büyük günah işlemiş olur. Günah. Bu manada da var. Ama ayetin malinde olduğu gibi sadece bu ayetlerin dışındakilerle hükmedenler mutlak kafir olur anlamına gelmez. Burada iman önemli. İman eder de mecbur kaldığı için başka şeylerle hükmederse kafir olmaz, dinden çıkmaz. Evet. Müfessirlerin görüşleri bu konuda ve esası da bu. Yoksa bugün birçok insanlar var. Bugün idam cezası uygulanmıyor mesela. Tabii hocam. Ki her şey. Ama Kur'an-ı Kerim'de kısası da hayat her vardır. Her şey canım diyor. Her şey. Hiçbir yani. Tanesi İslam'a göre değil. Şimdi mesela bakın şöyle diyor efendim, kim Allah'ın indirdiği hükümler ile hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Ayet bu. Evet. Ya da Tevrat'ta onlara şöyle yazdık. Bu Tevrat'ta da vardı aynı hükümler. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş. Karşılık ve cezadır. Yani bunlar efendim ceza. Yaralarda da kısas vardır. Yaralamalarda kısas, yani diyet var. Onun da bir takım İslam'a göre mesela yaralama işlerinde eğer kısas mümkün değilse, evet. Ne olacak? O zaman o diyet, onun erş diyor İslam hukukunda, onun para karşılığı diyetini verecek. Efendim ne diyor burada? Kim bunu, yani kısasa
kısası bağışlarsa kendisi için o kefaret olur. Kısas edilmesi gereken insanın yaptığı suçtan dolayı bağışlarsa, kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar zalimlerdir demiş. Evet. Ve burada bir açıklama yapmış. Aslında bu mahal Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir heyet tarafından yaptırdığı mahal. Aslında açıklamaları var. Bak, bu açıklamasında ne diyor? Allah'ın indirdiği hükümler ile hükmetmeyenlere üç noktadan bakılmış. Onu inkar manası taşıdığı için kafir, Allah'ın hükmü adalet, onun zıddı zulüm olduğundan zalim demiştir, evet, denilmiştir. Allah'ın hükmüyle hükmetmek adalettir. Allah'ın hükmünün dışındakilerle hükmetmek zulümdür, zalimliktir. 47. ayette ise Allah'ın emrinden çıkış manası efendim göz önüne alınarak fasık denilmiştir. Evet. Yani kafir inkar edenler, hükmetmeyenler, Allah inkar ederek hükmetmeyenler dinden çıkar. Allah'ın indirdiği ile hükmetmek adalettir. Allah'ın indirdiğinin dışındakilerle hükmetmek her ne kadar adalet dense de bu Kur'an'a göre zulümdür. Evet. Çünkü hangi suça hangi ceza verilir Allah'ın koyduğu kanunlarla olmayınca adaletli olmaz. Adaletli olmaz. Evet hocam. Bir seyircimiz daha hattımızda. Bu akşamki son telefonumuzu da alalım. Çünkü vaktimiz daraldı. Alo. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. İlhan Doğan Kayseri'den bizi arıyor. Buyurun İlhan Bey. Evet hocam. Buyurun. Ahmet hocama bir sorum olacak size Ercan Bey. Buyurun. Ben şey hakkında, mes hakkında bilgi alacaktım. Ne hakkında efendim? Ben şimdi Allah kabul etsin 5 vakit namaz kılıyorum. Evet. Geçen bir televizyon programında bir hocaya denk geldim. O da diyor ki abdestinizi tam alın. O topuklarınız cehennemde yanacak diyor. Ondan dolayı ben mesle ertesi gün şey almadım. Ben mes almadım. Ben şu an mes kullanacak mıyım kullanmayacak mıyım? Yani mes doğru mudur? Anladım. Mesle ilgili sorunuz var. Evet, evet, mesle ilgili. Şimdi ben o televizyon programını görünce benim aklım karıştı. Evet. Şu ben şey kullanmıyorum, mes kullanmıyorum. Evet. Peki efendim. Onun hakkında ben bilgi alacaktım. Peki, başka soru. En azından sevinirim. Başka sorunuz var mı? Yok, sağ ol, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Evet hocam. Güzel bir soru aslında, fakat o hocanın anlattığı mesle ilgili olmaması lazım. Evet. Şimdi mesler, ayaklara giyilen mesler var ya. Evet. Bunlar hadislerle sabit. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat giymiş. Kur'an-ı Kerim'de var mı hocam? Hayır. Yok. Bu mütevatir hadisle sabit. Yani evet, Peygamberimizin abdest aldıktan sonra ayağına giydiği mesler üzerine meshettiğini gören çok sayıda sahabe var. Evet. Onun için bunun delili sünnettir. Kur'an'da ayaklara mes giyilir diye bir ayet yok. Peki delil o zaman ne? Sünnettir. Peygamberimizin hem sözü, hadis-i şerifi, hem uygulaması. Evet. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o veylün lil agabi minen nar, yani ökçeleri ıslanmayan insanlar için cehennemde veil olsun ya da onlara yazıklar olsun, azap olsun sözü şu manada: bir yolculukta bazı Müslümanlar ayaklarını yıkamışlar. Esasında emir yıkamak. Evet. Ama mesle ruhsat. Mesle ruhsat verilmiş mes giymeye. Ayaklarını yıkamışlar. Fakat bu topuk kısmında kurular kalmış. Kuru kalmış. Peygamberimiz onun üzerine buyuruyor ki abdest alıp da topuk, yani ökçe kısmını ıslatmayan, orada bir küçücük miktar bile topuklardan aşağıya ıslanmasa bile abdest olmaz. Onun için Peygamberimiz burada bir uyarı mahiyetinde veylün lil agabi minennar, o ökçelerini ıslatmayan insanlara cehennemde veil olsun. Şimdi bu hadis-i şerif Buhari hadisidir. Bu mes giymeyeceksin anlamına değil. Bu abdest alıp da suyla ayaklarını yıkayıp da ökçe kısmını kuru bırakanlar için bir tehdittir bu. Tam yıkamayanlar. Evet. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bugüne mesler üzerine mes vermenin meşru olduğunu, dini bir konu olduğunu kabul etmek efendim ehl-i sünnet itikat esaslarındandır. Bir adam dese ki, bazı böyle kabul etmeyenler var. Evet. Mes giymeyi ben kabul etmiyorum. Mes giyen imamların peşinde namaz kılmayanlar var. Bunları gördük. Mes giyen imamın peşinde namaz kılmayanlar var. Bu Sivas'ta da vardı. Evet. Hem de gençleri kandırıyorlar. Bu
Ehl-i sünnet inancı değil. Aslında bu Müslüman için bir kolaylık değil mi hocam? Tabii ki. Yani mes giymek. Tabii ki. Hem de ne kadar kolaylık. Şimdi mesela kış Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam mes özelliklerini taşıyan bir giysiyi sabahtan abdest alıp ayaklarını yıkadıktan sonra giyiyor. Eğer yerleşik bir hayat yaşıyorsa, misafir değilse bir gün bir gece. Misafirse mesela bugün uzun yola giden tır şoförleri, otobüs şoförleri var. O kadar kolaylık ki 3 gün 3 gece hiç meslerini çıkarmadan kolaylık işte abdest aldıktan sonra meslerinin üzerine mes verebilir. Bu açıdan Şia bunu kabul etmez mes giymeyi ama kendileri çıplak ayağa mes ediyor. Çıplak ayağa mes etmeyi de işte Peygamberimiz biraz önceki o veylün lil agabi minennar bu sözü. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam çok sayıda sahabenin huzurunda çok önemli bu. Şia mesela diyor ki ökçe değil, ayağın tamamını yıkamıyorlar, tamamına böyle meshediyor. Bu ehl-i sünnete göre geçerli değil. Şimdi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir gün abdest almış, sahabeden kalabalık bir grubun huzurunda çok zaman alıyor da, işte ellerini yıkıyor, yüzünü 3 defa yıkıyor, kollarını yıkıyor 3 defa, başının 1/4 bölüğüne meshediyor, kulaklarına meshediyor. Tabi burada farz olanlar var, sünnet olanlar var. Ayaklarını topukların üzerinden itibaren 3 defa yıkıyor. Sonra da buyuruyor ki "Hâzâ vudû'î ve vudû'ül enbiyâi min kablî." Bu benim ve benden önceki peygamberlerin aldıkları abdesttir. Önceki peygamberler de böyle alıyorlardı. O zaman Şia'nın o ayaklarına, çıplak ayaklarına mes vermeleri peygamberimizin bu uygulamasına aykırı. Sahabe de böyle yapmamış hiç ha? Sahabe de yapmamış. Yani ne Hazreti Ebubekir, ne Hazreti Ömer, ne Hazreti Osman, ne Hazreti Ali böyle çıplak ayağına hiç mes vermemiş. Sonra da onlar ayeti kendilerine göre tevil ederek demişler ki çıplak ayağa mes verilir. Bu sadece Şia'nın uygulaması. Ehl-i sünnete göre çıplak ayağa mes verilmez ama ayağa giyilen mesler üzerine mes verilir ve bu da bunu kabul etmemek de diyorum ya insanı ehl-i sünnet cemaatinden çıkarmış olur. Mesler üzerine mes vermenin dini bir emir olduğunu ve şeriata uygun bir emir olduğunu kabul etmek ehl-i sünnet alametlerindendir. Evet hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Vaktimizi doldurduk. Daha birçok soracağım soru vardı ama inşallah bunu da soramadıklarımı da haftaya inşallah nasip olursa İnşallah. Devam edelim. Hem gerek bize sosyal medyadan mail yoluyla hem de telefon aracılığıyla bizlere ulaşıp soru soran seyircilerimize de teşekkür ediyoruz bu vesileyle. Hocam ağzınıza sağlık. İnşallah yine gelecek hafta İnşallah. Tekrar nasip olursa seyircimizin karşısında olacağız. Ve dinimizle ilgili, İslamiyetle ilgili inşallah merak edilen sorudan sorulara da cevap vereceğiz. Evet sevgili seyirciler, böylece bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Emekli Müftü Hocamız Ahmet Akgül'e teşekkür ediyoruz verdiği bilgilerden dolayı. Gelecek hafta inşallah yine cumartesi günü karşınızda olmak dileğiyle hepinize mutlu bir akşam diliyorum efendim. Allah'a emanet olunuz.